Efendim, tüm bu yaşananlardan sonra bir kez daha AİT Minsk grubunun ne işe yaradığı sorgulanıyor. Azerbaycan halkının Minsk grubunun mevcut yapısına artık güveni kalmadı. Azerbaycan Milli Meclisi'nin üyeleri de yeni süreçte Türkiye'nin aktif rol almasını istiyor. Minsk grubu sorunu çözmek yerine adeta çözümsüzlüğe mahkum etti. Mutlaka bundan sonraki barış sürecinde Türkiye olmalıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Minsk grubu eş başkanlarını eleştirdi. Karabağ'daki bitmeyen işgalin sorumlusu olarak Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa'dan oluşan Minsk üçlüsünü gösterdi. Uluslararası toplum, Karabağ ve Azerbaycan topraklarının bir bölümü Ermeniler tarafından işgal edilirken maalesef bu alçaklık karşısında sessizliğe bürünmüştü. 30 yıla yakın bir zamandır Minsk üçlüsü zaten bu sorunu ihmal ettiği içindir ki bu duruma gelindi. Aliyev, Fransa'nın açıkça Ermenistan'ı destekleyerek tarafsızlığını yitirdiğine dikkat çekti. Fransa kendisini ayrı yere koyuyor. Ben koymuram. Bütün süreç içerisinde biz eş başkanlarına aynı gözle bakmışız. Halbuki biz bilirdik ki belki de bunların yüreğinde taraf tutma var. Aliyev, Türkiye'nin de barış görüşmelerinde neden yer alması gerektiğini de anlattı. Türkiye güçlü bir devlettir. Dünya çapında büyük potansiyele malik olan bir ülkedir. Bizim komşumuzdur. Ermenistan'ın komşusudur. Güney Kafkaz'ın komşusudur. Ona göre tabii ki Türkiye bu işlerde faal olmalıdır. Azerbaycan kamuoyu da arabulucu Minsk grubu eş başkanlarının bugüne kadar işgalci Ermenistan'ı desteklemesine tepkili. Bu tepki gazete manşetlerine de yansıdı. Azərbaycan işğala, təcavüzə məruz qalıb. Ermənistan təcavüzkardır, işğalçıdır. Yəni işğalçı ilə işğala məruz qalanı bərabər tutmaq olar mı? Ya buna görə də 30 ilə yaxın müddətdə Azərbaycan kamuoyunu, mənim seçmənlərim daxil, bütün Azərbaycan 7-dən 77-yə hər bir vətəndaş AQİQ Minsk qrupunun bu üçlüyün məqbul qəbul etmir. Azerbaycan halkı, özellikle Ermeni diasporası ile hareket eden Fransa'ya tepkili. Fransa prezidenti bir defa değil birkaç kez Fransa'nın mövqeyini beyan etti. Bir defa dedi ki biz Dağlıq Qarabağ'ın yeniden fetholunmasına izin vermeyiz. Bu artık tərəfsizliyi yitirmeydi. İkinci defa dedi ki biz sona kadar müqavimət göstereceğiz. Bu da ermənilərə dəstəkdir. Əslində bu işğalçı ölkənin dəstəklənməsi idi. İşğalçı ölkənin Dağlıq Qarabağa gətirdiyi terroristlər vasitəsilə terror hərəkətləri həyata keçirməsinin dəstəklənməsi idi. Azərbaycan kamuoyu Türkiyənin süreçdə aktiv rol almasını istiyor.